Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Gün Başlıyor'un ikinci saatiyle karşınızdayız. Bugün konuğumuz Türe Tunçbay, Profesör Doktor Nöroloji Anabilim Dalı'ndan İzmir'de yetişmiş Türkiye'nin en değerli isimlerinden birisi. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bugün sizi ağırlamamızın sebebi piyasaya yeni çıkan ve raflara henüz ulaşan bu değerli kitabınızla ilgili olarak izleyicilerimizi bilgilendirmek istiyoruz. Bilimden asla vazgeçmeyelim diyorsunuz. Ama bu bir genel dilekten öte bir dar alanda sizin çalışmalarınızın yöneldiği bir alanı kapsıyor. Kitabın birazcık içeriğinden bahseder misiniz bize? Öncelikle teşekkür ederim böyle bir yayın oluşturduğunuz için. Gerçekten çok emek verilmiş olan bir kitaptır. Buna benzer bir kitap hiç gözüme çarpmadı. Çalışmalar var, özellikle Orta Doğu'da yapılmış birkaç çalışma var ama onlar da dergilerde yayınlanmış. Kitap niteliğinde böyle bir konu pek ele alınmamış. Bunun nedenini soracak olursanız, büyük bir ihtimalle Doğu ve Güneydoğu'nun bu tür konulardan epey uzak kalmış olmasıdır. Oysa en çok yakın akraba evliliklerinin olduğu bölgelerde yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu. Gerçi ülkemizin pek çok yerinde, mesela İzmir'de de var. İşte yani Türkiye'nin her tarafında yakın akraba evlilikleri var. Ama Doğu ve Güneydoğu'da çok yoğunlukta. Tabii dünyada var, asıl onu vurgulamam lazım. Akraba evlilikleri oldukça popüler bir şey. Ama eğer bir hastalık varsa işte o akraba evliliklerinde sürekli geçişler gösterebiliyor gelecek nesillere. Bu nedenle benim bir derneğim var. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği İzmir Şubesi. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği'nin merkezi İstanbul'da. Yine bir arkadaşım, doktor başkanı Özcan Coşkun Özdemir. Bize de ısrarla söylemişti, ille İzmir'de bir açın diye. Ben de emekli olunca ilk işim bu derneği kurmak oldu. Ve 25 senedir hemen hemen derneği yürütüyoruz. Evet. Siz galiba kas hastalıklarını sormak istediniz. Bir daha sorunuzu... Evet, kitabın içeriği aslında sizin bilimsel uğraşlarınızın verdiği alan kas hastalıkları ve akraba evliliklerinin sonuçları olarak geçiyor. Kas Hastalıkları Derneği diyorsunuz. Kaç çeşit kas hastalığı var ve bunlar nasıl oluşuyor? Önceden mi var, genetik mi var, daha sonra mı oluşuyor? Bu konuda izleyicilerimizi aydınlatır mısınız lütfen? Teşekkür ederim sorunuza. Çünkü gerçekten kas hastalıkları deyince sadece kas hastalıkları olarak anlaşılıyor ama aslında sinir uçlarının ve sinir, beyin, omurilikten çıkan sinirlerin uçlarının hastalıkları da bu grup içine giriyor. Sadece ismi kas, çünkü kasların hareketsizliği olarak düşünülüyor. Ama periferik sinir sistemi dediğimiz bölüm de yine kas hastalıklarıyla birlikte ele alınıyor. O bakımdan hakkınız var. Niçin sadece kas hastalıkları dedik? Ama dünyada bu böyle nöromüsküler hastalıklar olarak geçiyor. Yani sinir ve kas hastalıkları ama bizde ki kısa olarak kas hastalıkları diye geçiyor. Bunun içinde sinir hastalıkları da var. Tabii bu nörolojinin bir dalı. Ben nöroloğum, biliyorsunuz. Sinir sistemi hastalıkları ki beyin, omurilik, işte kaslar, sinirler hepsi giriyor bunun içine. Bu da bir bölümünü teşkil ediyor. Bütün nörologlar bu hastalıkları bilir zaten. Ama ben biraz daha fazla eğilme imkanı Amerika'da bulunduğum dönemde enzim çalışmaları yaparak eğilmiştim. O bakımdan ilgim hastalıklarla birlikte doğasına yönelmiş durumda. Her üniversitede bu bölüm tabii bulunuyor. Nöromüsküler hastalıklar olarak. Ege'de de ben kurmuştum, nörolojinin içinde. Laboratuvarı açmıştım, hemen hemen Türkiye'de ilktir enzim üzerinde çalışan, kas enzimleri üzerinde çalışan laboratuvar.
Ve güzel işledi. İşte bazı edindiğimiz dış ülkelerden edindiğimiz bilgileri de burada uygulama imkanı bulmuştuk. Evet. Başka hocam şimdi kitabınızda vakalar da almışsınız. Onlardan da bahsediyorsunuz. Örneğin bir iki çocuk annesi bir genç kadın diyor ki ben diyor anneme babama yalvardım beni teyzemin oğluyla evlendirmeyin diye. Hayır işte biz söz verdik evleneceksin. İki çocuğum var diyor. Biri düzgün okula gidiyor herhangi bir şey yok. Ama ikincisi diyor yataktan kalkamıyor diyor. Bir çocukta olan evet. Diğer çocukta niye olmuyor? Ya da birinde olmayınca diğerinde olması kaçınılmaz mı? Mesela bir de şöyle durumlar var. İlk çocuklarında işte hastalık belirtileri görülüp ya da hastalıklı doğunca ikinci çocukta bunu düzeltiriz diye devam edip bu sefer iki hasta birden sahip oluyorlar aileler. Bu konuda neler yapılıyor, yapılabiliyor mu? Hastalarla diyalogda bu ikna edici olunabiliyor mu? Yani siz çocuk yapmayın, hele birinci çocukta böyle bir durum varsa falan diye. Ayrıca şu anda doğum kliniklerinde böylesi hastalıklar önceden de tespit edilebiliyor mu? Doğum evet, öncesinde. Sorularınız çok yönlü. Teşekkür ederim. Doğrudan doğruya gerçekten en büyük problemlerimizi yansıtan sorular bunlar. Defa bizde bir kadercilik var. Bunu kabullenmeliyiz. Özellikle eğitim almamış olan kesimde böyle akraba evliliğinden doğan engelli çocukları bulunan ailelere sorduğumuzda ki 284 hastamız var. Bunların 195'i kalıtımsal yani geçişli aileden, atalardan kalıtımla geçen bölüm oluşturuyor ki en korktuğumuz bölüm. Çünkü onun tedavisi bugün için tam yapılmış değil. Sorduğumuzda bize verdikleri cevap kader bu. İşte Allah öyle istedi. Ne yapalım? Bizim elimizde olan bir şey değil bu. Çocuğun kısmetiymiş bu. En son yok bir ateşli hastalık oldu ondan sonra böyle oldu. Bunların hepsi ailelerin kendilerini savunma mekanizmaları bence. Çünkü hiç mi bilimsel eksikliği yok bu çocuklardaki sadece kader olarak düşünelim. Bunu düşünmek ve kabullenmek çok zor. Bugün dünyada da bunu kabullenmek özellikle bilim yönünden ilerlemiş ülkelerde çok zor. Onun için bugün bazı hastalıklarda gen tedavisi aranıyor ve uygulanmaya çalışıyor. Biliyorsunuz SMA denen bir hastalık var. Televizyonlarda her gün seyrediyoruz. Çocuklarımız gidiyor. 2 yaşına kadar tedavi edilmesi lazım. Gen verilmesi lazım. Genlerle uğraşılması lazım diyorlar ama bunu bir türlü anlatamıyorlar. Çok zor bir durumdayız. Şimdi kader olarak benimsedikleri zaman bunun tedavisini kabullenmeleri çok zor. Zaten hangi tedavi? Çok değişik hastalıklar var. Şimdi sinirlerin hücre yani bir defa şu özür dileyerek şunu anlatmak durumundayım. Omurilikten çıkan sinirlerin hücreleri omurilik içinde. Orada bir olay olduğu zaman bu hastalıklar çıkabiliyor. İkincisi o hücreden çıkıp da kaslara gelinceye kadar ayrı bir grup var. Kaslardaki durum ayrı bir grup. Kas da sinirin birleşme bölgesinde olanlar ayrı bir grup. Doğrudan doğruya kaslarınki ayrı bir grubu oluşturuyor. Görüldüğü gibi kalıtımsal hastalık deyince sadece kas hastalığı değil bu. Omurilikten çıkan hücreden itibaren oluşan hastalıkları kapsıyor. Ve bu bakımdan tanısını koymak, sizin sorunuz bir tane var o çok güzel. Niçin bir çocukta oluyor da öteki çocukta olmayabiliyor? Veya aile diyor ki dur bakalım bu çocuk oldu ama belki ikincisi öyle olmayabilir. Şimdi genetik bilimi bizim yüzyıllarca önce kabullendiğimiz bir atasözümüz var. Dedesi koruk yemiş, torununun dişi kamaşmış. Bu adeta bugünkü genetik bilimin kökenini oluşturan bir atasözü. Yani
atalardan gelen, çocuklara kadar geçen ve akraba evlilikleri olduğu zaman her iki tarafında taşıdığı anormal genin bir araya gelmesiyle oluşan büyük bir grup hastalık. Onun için genetik burada çok önemli. Ve hastalarımıza diyoruz ki ikinci çocuğu tanı taraması yapılması lazım. Yani bu genlerle taşıyıp da mı bu çocuklar hasta oluyor, yoksa herhangi başka bir nedenle mi oluyor? Bunların ülkemizde daha büyük mücadelesini geçen yıl vermeye başladık. Bu tanının konması ve kalıtımsal, yani atalardan itibaren genetik olarak geçtiğini belirtmek zorunda kalmamız, benimsetmemiz çok güç oldu. Özellikle bu SMA denen spinal musküler atrofiler nedeniyle ortaya çıktı ve ülkemizde de ilk kez yeni olarak tanı koyma yöntemi kabul edildi. Ankara'da uyguluyorlar henüz. Daha başka yerlerde başlamış değil. Ankara'da da korkarım ki sadece belediye başkanının çabalarıyla oldu. Bunu halbuki biz STK'ların kabul etmesini ve böyle kalıtımsal geçişli hastalıkları olan kişilerin mutlaka bu testleri yaptırması gerekli olduğunu vurguladık. 200'e yakın imza toplandı bunun kabul edilmesi için, ama henüz tartışma durumunda veya kabullenilmiş gibi oluyor. Ama uygulama başladı mı, başlayacak mı henüz bilinmiyor. Niçin oluyor? Eğer aynı gen bozuksa, ki atalar, yani kalıtımsal dememizin annede de babada da bozuk gen var. Bu ikisi karşılaştığı zaman akraba evlilikleriyle olan hastalıklar ortaya çıkıyor. Yoksa sadece annede varsa değişik bir grup, Duchenne musküler distrofi diyoruz. Yani doğrudan kas tutulması, annedeki bozukluktan dolayı, o enzim eksikliğinden dolayı, o gen bozukluğundan dolayı çıkıyor. Ama akraba evliliklerinde hem annede hem babada akrabalıktan gelen aynı bozuk gen bulunduğunda ve evlendiklerinde bu iki gen karşılaştığında akraba evliliği ortaya çıkıyor. Bunu anlatmak çok zor, çünkü kabullenmek istemiyorlar. Yani onun için kader, Allah böyle verdi. Ne yapalım, bizim elimizde değil. İşte bir çocuğumuz var, ötekinde yok. Yani ne oluyor gibi bilim öteleniyor burada. Çünkü bunu açıklamak çok zor. Biz tabii derneğimizde bütün bunları açıklamaya çalışıyoruz. İşte zaten onun için derneklerin özellikleri ve yararları burada. Daha küçük bir grup içindesiniz. Aynı hastalık grubuna değiniyorsunuz. Nedenlerini anlatıyorsunuz. Gidip gen taraması yapılmasını istiyorsunuz. Ancak o şekilde mücadele edebiliyorsunuz. İşte doğuda ve güneydoğuda maalesef eksikliği, daha çok eksikliği hissedilen grup, yani neden bu? Çünkü biz İzmir'deyken bile dünya kadar, bizim İzmir'de düşünün, derneğimizde 175 tane 5 akraba evliliği var. Bunların taradığımız zaman bir ailede sadece bir tane değil, 2, 3, 4 çocuğun da hasta olduğunu gördüğümüz durumlar var. Bizim böyle hastalarımız, ailelerimiz var. Tabii elimizden geldiği kadar onlara durumu anlatmaya çalışıyoruz. Ama anladıklarını artık epey geç olmuş oluyor. Yani bir sürü çocuk doğmuş, belki daha iyi olur ümidiyle bir sürü çocuk doğmuş oluyor. Evet. Özür dilerim, bir hocam, şey soracaktınız galiba. Hocam, şimdi bunun kültürel olarak kökleri var diyorsunuz, ama eğitimle de tam olarak ilgili mi acaba? Çünkü ekonomik olarak, daha doğrusu soruyu şöyle sormam lazım. Ekonomik olarak üst düzeyde olanlar da böyle şeyler gözüküyor. Çok ünlü iş adamlarımızın çocuklarında bu tür vakalar karşılaşıldı. İsim vermek istemiyorum ama bunun acaba kökenleri nereye dayanıyor?
bunların biraz önce ekonomi diye başladınız. Hakikaten evet. Ekonomi çok büyük rol oynuyor. Fakat bunun özellikle doğuda, yani dünyada bir defa akraba evliliği var. Değişik oranlarda ve biraz ileri düzeyde Kuzey Afrika, Güney Asya ve Orta Doğu'da ve Müslüman ülkelerinde çok daha yoğun bir biçimde. Hatta Avrupa'da akraba evliliğini yok edelim derlerken biz de arttığını görüyoruz. Artmasının nedeninden bir tanesi bu ekonomik nedenler. Doğu'da düşünün büyük aileler var, tarlalarının veya topraklarının yabancıya gitmesini istemiyor. Tabii ki akraba evliliği yapacak. Bunun yanında aşiretler var. Bunlar engelliyor köyündeki elemanların dışarıdan birileriyle evlenip uzaklaşmasını istemiyorlar. Çünkü hem çalıştıracakları kişilerin sayısı düşüyor hem de eleman kaybediyorlar. Bu bakımdan pek çok gelenek, tabii bir de gelenek en önemli şeylerimizden birisi gelenekler. Akraba içi evliliği bakıyorsunuz, amca çocukları evli, teyze çocukları evli, dayı çocukları evli, dayı hala çocukları evli. Bizim çalışmalarımızda en yüksek oran amca çocukların evliliği. Niye? Çünkü erkek egemenliği bulunan bir ülkedeyiz. Kadınları, kızları erkek tarafının oğluyla evlendirmek çabası fazla. O bakımdan amca çocukları evliliği çok sık görülüyor. Bunun yanında bir sürü, tabii ki birbirini sevme olayı en saygı duyacağım olay. Ama o çok ikinci planda kalıyor. Çünkü ailenin baskısı, biraz önce verdiğiniz örnektir, o İzmir'dendir. Hakikaten beni evlendirmeyin dediği zaman haklıdır. Ama geleneklerimiz bizim bu, adetimiz bu. Ailenin toprağı, ekonomik geliri, gelenekleri bozulmasın. Konuştuğumuz kişiyi biz bilelim, ona göre konuşalım, anlayalım. Akraba olunca birbirlerini daha iyi anladıklarını düşünüyorlar. Bu gibi faktörler, daha pek çok faktör var tabii bu evliliklerde. Fakat en çok gelenek ve ekonomi. Hocam, biraz da sizden söz etmek istiyorum. Şimdi bunları konuşuyoruz ama sizin çok parlak kariyeriniz var. Bu biyografinizde bunu ben okursam o zaman sizi konuk etmemizin bir anlamı kalmaz. Ama bunların içinde çok önemli bir ayrıntı var. 1963 yılında Amerika'da 13.sü verilen tıp ödülünü, bu Amerikan Nöroloji Akademisi'nin, ve ilk kez bir kadına veriliyor. Ve ilk kez bir yabancıya veriliyor ve bu Tre Tunçbay bunu alıyor. Bu ödülün içeriğini, yerini ve sizin o dönemdeki çalışmalarınızdan da biraz bahseder misiniz? Çok teşekkür ederim. Beni gururlandırdınız bunu hatırlatarak. Gerçekten şöyle başladı diyebilir miyim? Bakın, eşim beyin cerrahı. O da ihtisasını yapıyor Amerika'da, Chicago Northwestern Üniversitesi'nde çalıştık. Beyin cerrahisi bölümünde, ben de nöroloji bölümündeyim. Asistan olarak çalışıyoruz. Bir gün bir toplantıda sinir kesilerinin tedavisi konuşuluyor. Ve ortopedistler, beyin cerrahisi, sinir uzmanları, kas hastalıkları, herkes bunun hangi dönemde tedavi, kesilen bir sinirin hangi dönemde tedavisi yapılırsa daha kolay iyileşir veya daha mükemmel bir duruma gelir. Sorusu halledilmiş değildi. Bu bir büyük tartışma konusuydu. Eşim bana bunu anlattı gece. Ben de düşündüm. Benim çalıştığım konu da Amerika'da bile yeniydi o zamanlar. Enzim çalışmaları, özellikle sinir kas birleşke bölümündeki sinir hastalıklarında. Düşündüm o gece, dedim ki eğer bir sinir kesersek, bunu 3 hafta içinde dikerse Erdem, eşim, acaba 3 hafta içinde dikilmekle bir gün sonra dikilmek arasında fark olur mu? Olursa bu sorudan suale cevap olur tabii diye düşündüm. Kendisine bahsettim, ona da makul geldi. Ve biz benim laboratuvarda, Northwestern Üniversitesi'nde, nöroloji bölümünün laboratuvarında çalışmaya başladık.
Sonra o kadar güzel sonuçlar aldık ki benim başkanım Dr. Barşes diye isimlendireceğim. Çok değer verdiğim bir kişidir. Bunu hemen dedi şeye yollayalım. Bu akademik seçime yollayalım. Ben tabii pek bilmiyorum bütün bunları. Peki dedim, özetledim, resimleri koydum ve yolladık. 3 ay sonra tebrik telefonu başkanıma geldi. Kazanmışım o ödülü. Tabii büyük bir olay oldu çünkü o zamana 13. Esmer Mitchell o ödülüydü bu. Şimdiye kadar hiç kadın kazanmamış ve hiçbir yabancı kazanmamış. Hep Amerikalılar kazanmış. Ben ilk olduğum için çok büyük bir yankı yaptı. Özellikle hanım kadın çalışma kollarında. Onlar büyük propaganda yaptılar. Sonra beni çağırdılar. İşte takdim ettim. Akademide takdim ettim. Bütün yani Amerika'da birçok üniversiteden gelen kişilerin bulunduğu toplantının ilk sunucusu olarak benim bu ödül törenim yapıldı. Ve onu sundum. Sonra büyük tabii kadın işte ilk kadın seçildi ilk falan. Sonra Türkiye'de de tabii herhalde konsolosluk tarafından bildirilmiş olacak ki buradaki gazetelerde de çıktı. Çok gururlandım. Benimle röportaj yaparlarken ilk sözüm Türk olduğumdu. Zaten dış ülkeye gittiğiniz zaman bence çok başarılı olmamızın nedenlerinden bir tanesi çok milliyetperver olmaya başlamamız oluyor dışarıda. Ve bugün görüyorum birçok başarılı Türk var dış ülkede çalışan. Hepsi imkanlar buldukları için ilerliyorlar. Onlar ülkemizin içinde bu çalışma imkanlarını bulsalar inanıyorum ki çok daha kolay, çok daha ileri gidebilirler. Ama maalesef bizim ülkemizde henüz böyle bir düzey görülmedi, yok daha. O bakımdan çok gururlanmıştım. Ve Türklerin başarılı olmasının bir nedeni de Türk olduklarını hep benimsemiş olmaları. Bir diğeri de Türkiye'ye geri döneceğiz fikri. Çünkü giden kalmak istiyor. Halbuki biz hiç kalmayı düşünmedik. Doğrudan ülkemize geri dönmeyi düşündük. Ve bu da bizim ayaklarımızın üstünde kuvvetli durmamıza neden oldu. Ve bu şekilde ödül oldu. Sonra Türkiye'ye gelir gelmez hocam Eczacıbaşı ödülü var, bilim ödülü var gene. Türe dedi istersen birkaç çalışmanı oraya yolla. Yine ben bilmiyordum ne olduğunu. Oraya yolladım. Orada da birinci ödülü kazandım. Fakat çok hoş. Hocamın elini öperken bana çek ödülün karşılığını veriyordu. Memnun musun dedi. Tabii çok memnunum hocam. Çok ihtiyacımız vardı dedim. Gayet açık yüreklilikle. O böyle bir cevap beklemediği için gülmeye başladı. Hakikaten doğrudur. Çok büyük ihtiyaçlarımız karşılamıştı o ödülde. Yani ödül almak güzel bir şey. Ama onun verdiği gururu hayatınız boyunca da yaşıyorsunuz. Nitekim şimdi hocam, siz getirdiniz. Ben çok gururlandım. Teşekkür ederim. Hocam siz tabii yakın olduğunuz için eşim, kocam diye bahsediyorsunuz ama Erdem Tunçbay, Profesör Doktor Erdem Tunçbay'ın Ege Üniversitesi'nde ilk beyin cerrahi ana bilim dalının kurucusu ve başkanı olduğunu da buradan zikretmeden geçmeyelim. Onun anısına da saygıyla eğilelim burada. Çünkü çok önemli bir alan ve büyük bir üniversitede ilk kez kuruluyor bu. Biraz da Erdem Hoca'dan bahseder misiniz lütfen? Teşekkür ederim. Çok duygulandırdınız beni. Çok mutlu oldum bunu getirdiğiniz için. Hakikaten Türkiye'ye döndükten sonra bir bocalamaya başladık. Çünkü beyin cerrahisi hala kabul edilmiş değildi. Bir tek İstanbul'da Cerrahpaşa'da vardı. Zaten biz de gitmeden volonter olarak orada çalıştık 2 sene hemen hemen. Hiç ücret almadan çalıştık. Demek ki hakikaten bu konuya çok eğilimimiz varmış o zaman da. Döndüğümüz zaman daha doğrusu Hacettepe'den çok istediler bizim gitmemizi. Fakat biz buradaki hocamıza söz vermiştik Ege Üniversitesi'ne. Ve bu enstitü olacak diye düşünmüştük. Geldik hakikaten burada
çok başarılı oldu. Çok büyük mücadele verdi Erdem. Çünkü kabul etmek istemiyor. Herkes paylaşmış durumda klinik çalışmaları. Genel cerrahi de beyin cerrahisini de içine almış. Kendileri yapmaya çalışıyorlar operasyonları. Tabii artık yeni dünyada kabul edilecek olan bir durum değildi. Ve sonunda kabul ettiler. Ama tam o sıralarda ben de danışma meclisine gitmiştim. Ve ilk defa beyin tomografisini İzmir'e gelmesine sebep Erdem'in yaptığı mücadelelerdir. Fakat yine büyük tesadüf. Amerika'daydım o dönemde. İşte danışma meclisinden gitmiştik, yollanmıştık 5 kişi. Yemek veriliyordu. Yanımda bir Amerikalı oturuyordu. Nereden geldiniz siz? İşte Ege Üniversitesi'nde hocayım, işte danışma meclisinde üyeyim falan. Dedi ki Erdem Tunç Bey'i tanır mısınız? Evet, tabii ki benim eşim. O benim hayatımı kurtardı dedi. Şimdi Amerikalı birinin bunu böyle söylemesi beni de çok şaşırttı tabii. Meğer eşiyle beraber Türkiye'ye gelmişler, bir kaza geçirmişler. Hemen Erdem'e çağırmışlar. Büyük mücadele verilmiş ve düzelmiş. O kadar minnettardı ki Erdem'e, düşünün ben Amerika'da bilmem hangi şehirdeyken bir yemek masasında yanımda oturan kişinin bunu bahsetmesi beni o kadar duygulandırmıştı ki ben de o arada işte tomografiden bahsettim. Türkiye'de bir tek Ankara'da, İstanbul'da vardı, İzmir'de yoktu. Hemen dedi ilgileneyim. Meğer böyle büyük aletler satış yerinin işte müdürlerinden birisiymiş veya beraber çalıştığı kişi. Yanımda telefon açtı Amerikalı birisine ve dedi ki böyle böyle bir beyin tomografisi durumu varmış. Evet dediler, biliyoruz Amerika'dan istendi böyle bir şey. Ve hemen girişimde bulundular. Kısa bir süre içinde devlet planlamada hallettiler durumu. Ve biz tomografiyi aldık. Düşünün nasıl bir rastlantı olabiliyor? Burada yaptığı bir iyilik orada Amerika'da etkili olabiliyor. Erdem böyle birisiydi yalnız. Bunu evet, hep vurgulamak istedim. Çok sevilen bir insandı. Amerika'da bir ödül aldı Erdem. O da hastalarına en iyi davranan hekim olarak ödül aldı. O muazzam bir şey, değerli bir şey tabii. Ve çok gururlanmıştık o zaman da. Hep Türk olduğumuzun gururunu yaşadık ve yaşatmaya çalıştık. Burada da biliyorsunuz anarşi dönemleri oldu çok Ege'de. Her yerde oldu da Ege'de de çok oldukça fazlaydı. O zaman da taraf tutmak, sağ veya sol, taraf tutmak çok önemliydi ama biz hiçbir tarafı tutmuyorduk. Çünkü taraf tutacağımız şey bizim için o kadar mesleğimizin önünde gelen bir durum değildi. Ve bu nedenle yani şeye pek girmedik siyasete, evet, ama bunun da hocam, danışma meclisine üye olarak yollandım. Hocam şimdi son 10 dakikamız 20 kala çıkacağız yayından. Çünkü Londra'ya bağlanacak Kemal Göktaş arkadaşımız. Sizin şimdi anlattığınız yıllar 60'lı yıllar, 60'lı 70'li yıllar, 80'li yıllar ve üniversitede uluslararası camiayla iç içe ödüller alınıyor, gelişmeler buraya anında aktarılıyor ki teknik imkanlar o zaman çok az, bilgisayar teknolojisi yok ve başarılar elde ediliyor. Bir de şimdi 2000'li yılların üniversiteleri var ve son dönemin, son 3 yılda özellikle bir kıyaslama istesek sizden, acaba üniversitelerimiz hem sizin disiplininizde tıbbiyede hem de genel olarak neler söylersiniz? Şimdi sorduğunuz soruya cevap vermem zor. Zor değil de üzücü. Şöyle, şimdi üniversiteler tedavi yapmak için ilaç alamaz duruma geldiler. Yani o zamanlar böyle bir durum yoktu. Şimdi ilaç firmaları ödeneklerini alamadıkları için üniversitelere ilaç vermeyecek duruma geldiler. Değil araştırma yapmak, hastaları tedavi etmek bile güç. O bakımdan bugünümüzü sorarsanız bugün çok gerideyiz. Çünkü o dönemlerde böyle bir
problemimiz. Ben hem dekan yardımcılığı yaptım, oradan rektör yardımcılığı yaptım. Oradan danışma meclisinin bütçe plan bölümüne seçildim. Yani çok içinde olan bir insanım ve gelişmeler maalesef pek parlak değil. O bakımdan ancak bir ülkede, benim düşünce tarzım bu, ekonomi neyse bilim de odur, sağlık da odur, köylünün durumu da odur. Hepsi birbirine eşit düzeyde gider. Birisi çok parlak, ekonomimiz çok parlak ama sağlık durumumuz kötü. Böyle bir şey olamaz. O bakımdan sizin bu sorunuza cevap vermem çok zor. Çünkü bugün televizyonu açıp dinleseniz, halkın durumunu, ekonomiyi dinleseniz, işte o düzeyde her şey. Her şeyimiz o düzeyde. Siyasetimiz, sağlığımız, ekonomimiz, toplumsal yaşantımız, sosyal ilişkilerimiz hepsi aynı düzeyde. Onun için çok parlak bir eğitim düzeyine geldik diyemiyorum. Evet, hocam. Ama bir de şu var, üniversitelerde özellikle tıp fakültelerinde yeni bölümler oluşturuldu. Geleneksel tıp diye sülükle tedavi, üstelik de hem de jinekoloji alanında sülükle tedavi gibi böyle fantastik ötesi şeyler yapılıyor ve birçok adı var. İşte şişe çekmeyi falan üniversiteye getirdiler, getirildi. Siz bunları görünce ne hissediyorsunuz? Şimdi bunların açıklamasını dinledim. Şişe çekmek benim çocukluğumda gördüğüm, hatta annemin öksürük olduğunda sırtıma şişe çektiğini bile bilirim. Ama yararının ne olduğunu hiçbir zaman düşünmemiştim. Şimdi fizik tedavilercilerin oluşturduğu bir seminerdeydik. Aynı soruyu ben de sordum. Onlar kendilerine göre birçok şekillerde açıklama yapıyorlar. Yani benim bilim dalım olmadığı için pek büyük bir cevap veremeyeceğim. Çok size tatmin edici bir cevap veremeyeceğim. Ama bildiğim bir şey varsa hakikaten dış ülkelerde çok ilerleme var. Bu bakımdan biz bu dış ülkelerle yapılan çalışmaların neresindeyiz? Bunu bilmem, değerlendirmem çok güç. Ama bildiğim bir şey varsa dış ülkelere giden Türk hekimlerinin çok başarılı olduğu. Burada da etken bir defa gururları, Türk olmalarını benimsemiş olmaları ve bununla övünüyor olmaları onları büyük bir başarıya götürüyor. Bilimsel çalışmalara yoğunluk vermelerine, ille bir şeyler yapacağım, kendimi ispatlayacağım konusunu gündeme getiriyor. O bakımdan evet. Vereceğiniz, sorduğunuz suali çok şu anlarda Amerika'dan, Avrupa'dan uzakta olduğum için her ne kadar izliyor olsak bile yine de çok ileri durumdayız diyemem. Bir örnek vereyim size. Amerika'da bu çalışmalarımı yaparken bir enzimim bitmişti. Söyledim sekretere, dedim ki enzim bitti, ne yapacağız? İnanır mısınız, New York'a telefon edildi. O kim bilir nerelere telefon etti. Yarım saat sonra enzim laboratuvardaydı. Bunu bizim yapmamız mümkün değil. Mümkün. Evet. Hocam, süremiz azaldı. Son 5 dakika içindeyiz. Ben gene kitaba dönmek istiyorum. Siz kitabın gelirini Kas Hastalıkları Derneği'ne bağışladınız. 24 Eylül'de de Bornova Kitap Fuarı'nda okurlarla buluşup imza yapacaksınız saat 16'da. Biraz bundan söz edelim mi acaba? Kitabınızın okura ulaşması şu anda kitap evlerinde ve internet sitelerinde bu kitaba ulaşılabiliyor mu? Çünkü bu bilimsel bir tartışmadan çok, bilimden vazgeçmeyelim, kas hastalıkları ile ilgili neler yapılmamalıyı da siz burada gayet güzel anlatıyorsunuz, örnekleriyle ikna edici biçimde. Evet, bir defa bu kitabı kimlerin okuyacağını inanın ben bilemiyorum. Şöyle, çünkü sadece kas hastalıkları değil bu. Bütün bu nedenle tıbbı, ülkemizdeki tıp durumunu da bir parça ele almak gibi bir durum. Yalnız şu kas hastalıklarına bakarsak, sadece buna bakarsak, benim aldığım yönler siyasi yön.
toplumsal yön, sosyal yönü, sağlık yönü ve bilimsel yönü. Yani sadece kas hastalığı olarak almadım. Bu nedenle ülkemizdeki değişik tutum etkileri, tutumumuzu, bu tür hastalık, çünkü çok var bu tür hastalıklar. Şimdi mesela nadir hastalıklar diye bir grup var. Orada da öyle. Birçok hastalık var ki tedavisi mümkün değil. Ama bilimsel yönleri ve açıklık kazanmadığı için hep kaderciliğe gidiş, bir yerlere sığınmak, bilimden uzak düşünmek eğiliminde oluyor insanlar. Onu ben en çok üzerinde vurgulamaya çalıştım. Onun için sualim şuydu. Bu bir kader mi? Bu bir çocuğun doğuştan itibaren ona verilmiş olan bir durum mu? Yoksa bilimsel bir eksikliği mi diye soruyu getirmeye çalıştım. Bu nedenle bilimden asla vazgeçmeyelim derken, bilim her gün ilerleyecek. İlerledikçe bir sürü yenilikler ortaya gelecek. Bütün bunları bizim izlememiz ve uygulamamız gerekli bir hak olarak. Çünkü engellilik bir elde olmayan bir şeyle oluşmuş olan bir şey. Sadece bu, ben kalıtımsal hastalıklardan bahsediyorum. Bir sürü nedeni var. Trafik kazası geçiyorsunuz, savaş yapıyoruz, bacağı kopuyor. Bu engellilik, hepsi engellilik. Engellilik çok yönlü, çok değişik nedenleri var. Bu onların içinde bir bölüm. Fakat öyle bir bölüm ki şu anda tedavisi mümkün olmayan bir bölüm. Bakın, spinal musküler, SMA diye her gün televizyonda görüyoruz. Genetik tedavi yapılması gerekli. Bu genetik tedavi bize uygulanmıyor. Nereden? Amerika'da. Ne kadar? Dünya kadar para. Çok yüksek fiyata mal oluyor. Halk ne yapıyor? Para toplamaya çalışıyor. Ne kadar üzücü değil mi? Televizyonda seyrettiğiniz o anneleri, babaları görüyorsunuz. Ağlayarak para istiyorlar toplumdan. Bu hak mı? Bu bir hak değil. Bu bir ülkemizin gerekliliği. Oluşturması gerekli olan bir yönü. Devlet budur. Devlet vatandaşını korur ve koruyucusudur. Ama bize maalesef bir tek şu konuyu ele aldım. Burada mümkün değil. O bakımdan kardeş ülkelerle derken nereyle karşılaştıracağız? Avrupa'daki birçok ülke daha gelişmiş. Amerika daha gelişmiş. Ben hangi bir şeyimizi karşılaştım? Sakın ülkemi küçümsüyorum sanmayın. Çok gururlanıyorum. Ülkemi çok seviyorum ve bu nedenle döndüm zaten. Döndük eşim de ben de. Ve hiç tereddüt etmeden çocuklarımız burada yetişmesini istedik. İkinci tip bir vatandaş olarak bu ülkede kalmayı asla düşünmedim. Ama gururlanalım, gururlanalım. Ülkemizde de nereye kadar? Bu bilimsel gelişmeleri gördükçe tıp hekimi olarak neresine kadar iler? Şu aşı meselesini alın. Aşı. Niye yaptırmıyorlar aşılarını? Niye? Bir sürü hocam, saçma sapanlığına bağlı. Oraya girmeyelim isterseniz. Dün Ahmet Saltık Hoca ile bunu epeyce konuştuk. Süremiz dolduğu için arkadaşlarımız beni uyarıyorlar. Yalnız ben size de ve izleyicilerimize de bilgi vereyim. Sertaç Çelik şimdi söyledi. Babil ve kitapyurdu.com'da kitapyurdu.com ve babil.com'da kitabınız ulaşılabiliyor. Oradan alınabilirler. Çok güzel tepkiler de geldi buradan sizle ilgili olarak. Çok teşekkür ediyoruz. Daha sonra tekrar yeni kitabınızla birlikte, yeni kitabı yazdığınızı biliyorum. Geçen hafta İzmir'de sizinle beraberdik ve sizi öyle tanıyıp hemen ikna ettim. İkna etme eksik olmayın, kabul ettiniz, geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok minnettarım size bütün bu içimdekileri, inandığım şeyleri aktarabildiğim için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyiciler, bugün konuğumuz Profesör Doktor Türe Tunçbay. Çok değerli bir bilim insanı. Eşi Erdem Tunçbay ile birlikte Amerika'da bir üstün başarılara ulaştıktan sonra dönüp Türkiye'ye mesleki birikimlerini aktarmışlar. Ve Türe Hoca da şu anda
ileri yaşına karşın çalışmalarını sürdürüyor. Birikimini kitaplarıyla, hastalarıyla, okurlarıyla paylaşıyor. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, gün başlarının sonuna geldik. Kemal Göktaş devam edecek Medya Kritik'le. Biz yarın sabah saat 8'de karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Bugün yayınımızı Evrim Doğan, Mizgin Yılmaz, Ufuk Dağaşan ve dışarıdan destekçimiz her zaman güzel anında sıcak bilgileri aktaran Sertaç Çelik'le birlikte sizlere sunduk. Yarın sabah 8'de karşınızda olacağız.